En çok izlenen Avrupa Merkezli Türkçe Haber Bülteni Camii'de Gündem'den herkese merhaba. Bugün 22 Şubat 2024 Perşembe. Ben Ferhan Köseoğlu Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Haber başlıklarına kısaca bakalım. Almanya'nın Wuppertal şehrinde bir okulda bıçaklı saldırı meydana geldi. Tabii saldırıyla ilgili detaylar var, yaralanan öğrenciler var. Son gelişmelerine ona bakacağız. Diğer bir gelişmesi Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un yaptığı açıklama büyük tartışma meydana getirdi başbakan sosyal yardımlardan kesintiye gidilip ordunun güçlendirilmesi yönünde ifadeler kullandı tabi hem emekliler hem sosyal yardıma tabi diğer insanları da yakından ilgilendiren bir gelişme acaba Bununla ilgili son durum ne ona da bakacağız yine tabi herkese yakından ilgilendiren başka bir gelişme malum Almanya'da kahvaltıların vazgeçilmezlerinden biri de fishte Bununla ilgili bir araştırma var maalesef birçok markanın zararlı içerikler içerdiği ortaya çıktı. Onun da detaylarını aktarmış olacağız. Hastaneler Almanya'da alarm veriyor. Bununla ilgili bir araştırma var. İflaslar artıyor. Diğer bir gelişme ise bankacılık hizmetlerinde de yakından ilgilendiriyor. Almanya'da son dönemde birçok banka şubelerini kapatmaya başladı. Buna yenileri eklendi. Son olarak Almanya'da Türkiye kökenli bir tır şoförünün bir kahramanlığı var. Onu da aktarmış olacağız. Kendisiyle röportajımız da var. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camii'de gündem başlıyor. Almanya'nın Wuppertal şehrindeki bir okulda yapılan bıçaklı saldırıda çok sayıda öğrenci yaralandı. 17 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. Olayın duyulması sonrası çok sayıda Türk öğrencinin ailesi de okula koştu. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Almanya'nın Wuppertal şehrindeki bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıda çok sayıda öğrencinin yaralandığı ifade edildi. Düsseldorf'tan bir polis sözcüsü olayla ilgili yaptığı açıklamada bir şüphelinin gözaltına alındığını aktardı. Upetal'in Elberfeld bölgesinde ve birçok Türk öğrencinin de eğitim gördüğü okulda gerçekleştirilen saldırının hemen ardından polis ekipleri olay yerine geldi. Olayın nasıl gerçekleştirildiği belirsizliğini koruyor. Polisten yapılan açıklamaya göre şüpheli okulda bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Yaşanan saldırıda dört öğrencinin yaralandığı ifade edildi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Kuzeyren Vesfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, 4 öğrenciyi yaralayan saldırganın 17 yaşında bir kişi olduğunu aktardı. Saldırının motivasyonu ile ilgili henüz herhangi bir bilgilerinin olmadığını belirten Bakan Reul, saldırganın ağır yaralandığını belirtti. Herbert Reul, saldırganın kendi kendisini yaraladığını vurguladı. Yaşanan saldırı sonrası aileler de okulun önüne koştu. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Almanya'da sosyal yardımlarla ilgili yeni bir tartışma alevlendi. Almanya'da sosyal yardımlarda kesintiye gidilip bu miktar oranının modernizasyonu için orduda kullanılması gündemde. Başbakan Scholz bütçeyi artırmadan Alman ordusunu modernize edip daha fazla silah ve teçhizatla donatmak istiyor. SPD ve Yeşiller bunun finansmanı için sosyal yardımlarda kesintiye gidilmesinden endişe duyuyor. Alman medyası da sosyal yardımlar ve emekli maaşlarına ayrılan kaynaktan yapılan kesintilerle tank ve mühimmat alınacak ifadeleriyle Başbakan Scholz'un açıklamalarını haberleştirdi. liebe und Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ordunun bütçesini artıracakları yönündeki açıklaması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Scholz, Alman medyasına verdiği bir mülakatta amacım özel fonun süresi de olduğunda Alman ordusu için yapılacak harcamaları genel bütçeden finanse etmek dedi. Bu ek maliyetlerin genel bütçeden hangi harcamaların kısarak oluşturulacağı belli olmazken, Başbakan'ın sosyal yardımların kastettiği ileri sürüldü. Devlet bu yıl çalışmayanlar, diğer sosyal dezavantajlı gruplar ve emekliler için yaklaşık 176 milyar Euro'luk bir harcama öngörüyor. Bu miktar tüm bütçenin üçte birinden fazlasına tekabül ediyor. Alman ordusunun modernizasyon ve yeni silahlar için yakın vadede ihtiyaç duyulan miktarınsa yaklaşık 300 milyar Euro olduğunu tahmin ediyor. Alman basınındaki haberlerde ise vatandaşlık parası, çocuk yardımı gibi sosyal yardımlarla emekli maaşlarına ayrılan kaynaktan tasarrufa gidip tank ve mühimmatın alınabileceği ileri sürülüyor. Almanya'da ordunun modernizasyonu konusunda tüm siyasiler ortak görüş belirtirken muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nin savunma uzmanı Roderick Kisevetter gerekli savunma güvenliği sağlanamazsa ekonominin uzun vadede dibe vuracağını iddia etti. Ukrayna'nın parçalanması ve milyonlarca insanın yerinden edilmesi durumunda sosyal harcama bütçesinde de bambaşka kısıtlamalara gidilmesinin gerekeceğini söyledi. Almanya'da fiş tepşin olarak bilinen ve tüketimi oldukça yaygın olan tabi birçoğumuzun sabah kahvaltılarının da vazgeçilmezi Kızartılmış balıklarla ilgili yapılan ürün test sonuçları çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Yapılan değerlendirmede 19 farklı marka incelenirken ürünlerin birçoğunun zararlı maddeler içerdiği ortaya çıktı. Almanya'da Ürün Testi Vakfının Fischtepien olarak bilinen kızartılmış balıklarla ilgili yaptığı ürün testinin sonuçları açıklandı. Halk arasında kullanımı oldukça yaygın olan dondurulmuş balık ürününün birçoğunun zararlı maddeler içerdiği tespit edildi. Ürün Testi Vakfı toplamda 19 farklı markayı incelemeye aldı. Test edilen balık ürünlerinden sadece Frosta ve Alnatura markaları iyi olarak değerlendirildi. Ürünlerden hiçbiri çok iyi değerlendirmesi alamadı. Geri kalan markalarınsa zararlı maddeler içerdiği veya çok kötü bir değerlendirme notu aldığı bilgisi paylaşıldı. Test edilen ürünlerin yarısından fazlası özellikle üretici firmaların fritözde kullandığı yağlardan gelen 3MCPD adlı zararlı madde içeriyor. Bu maddenin en yüksek oranda Iglo markasında ayrıca Reve adlı süpermarketin kendi markasında bulunduğu ifade edildi. Her iki üründe izin verilenden iki kat fazla 3 MCPD tespit edildiği aktarıldı. Bu ürünlerin değerlendirmesi ise yeterli olarak dikkat çekti. Söz konusu zararlı maddenin en az içerdiği ürünün Frosta markası olduğu kaydedildi. Bu markanın genel değerlendirmesi 2,4 ile iyi zararlı madde değerlendirmesi ise 3,1 ile orta olarak dikkat çekti. Yine Alnatura markasının da genel değerlendirmesi iyi, zararlı madde değerlendirmesinin ise orta olduğu vurgulandı. Almanya'da hastaneler alarm vermeye devam ediyor. Almanya Hastaneler ve Klinikler Federasyonu bu yıl çok sayıda hastanenin iflas edeceği uyarısında bulundu. Federasyon başkanı ülke çapında 2022'nin sonundan bu yana 40'tan fazla tesisin iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Almanya'da uzun zamandır finans sorunlarıyla gündemde olan hastanelerdeki durum daha da kötüye gidiyor. Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, 2022'nin sonundan bu yana 40'tan fazla tesisin iflas başvurusunda bulunduğunu, önlem alınmazsa bu yıl iflasların daha da artacağını söyledi. Birlik Başkanı, klinikler federal hükümetten hızlı bir şekilde enflasyon tazminatı alamazsa, tahminimize göre bu yıl 80 klinik daha iflas edebilir. Hastanelerde her ay ülke çapında 500 milyon euroluk bir açık ekleniyor. Ocak 2022'den bu yana neredeyse tüm hastaneler zararda dedi. <laughs> federal Sağlık Bakanı Karl Autobah'ın reform planlarını da eleştiren Gaz, Lautobah gerekli enflasyon ayarlamasını reddetmeye devam ederse, federal eyaletlere şeffaflık yasasını onaylamamaları çağrısında bulunuyorum, dedi. <Sessizlik> federal Sağlık Bakanı Lautoba, planladığı reformla her hastanenin hangi vakaları tedavi edip hangilerini edemeyeceğini belirlemek istiyor planlanan büyük reformun merkezinde ise hastaneleri giderek daha fazla hastayı tedavi etme yönündeki ekonomik baskıdan kurtarmayı amaçlayan yeni bir ücretlendirme sistemi yer alıyor. Almanya'da Postbank 2025'ten itibaren bankacılık hizmetlerini partner şubelerde sonlandırıyor. Şirketten yapılan açıklamada, partner şubelerinde nakit çekimi ve Diğer bankacılık işlemlerini sunmayı 2025'ten itibaren durduracaklarını açıkladı. Almanya'da şubelerini azaltan bankalar arasına Postbank da katıldı. Postbank 2025 yılından itibaren tüm partner şubelerinde bankacılık işlemlerini sonlandıracağını açıkladı. Böylece partner şubelerde nakit çekimi ve finansal hizmetler sonlanmış olacak. Söz konusu değişiklikten müşterilerin posta hizmetlerinin yanı sıra nakit para çekebildiği yaklaşık 1800 Postbank Perakende Ortak Şubesi etkilenecek. Deutsche Bank'ın bir sözcüsü yaptığı açıklamada bu kararın değişen tüketici alışkanlıklarını yansıttığını belirtirken, çoğu müşteri artık bankacılık işlemlerini tamamen çevrim içi yapmayı tercih ediyor. Banka, finansal işlemleri sollandırarak dijital alana odaklanmanın en iyi yol olduğuna inanıyor diye konuştu. Buna göre bankalar bu trendi takip ederken hizmetlerini nakitsiz geleceğe uygun hale getirmeye çalışıyor. 2026'nın ortasına kadar azalan müşteri sayısı nedeniyle 550 Postbank şubesinden 250'si daha kapatılacak. Sparkes Bankası da hızlı bir biçimde şubelerini kapatırken son 10 yılda ülke genelinde 5000'den fazla şube kapatıldı. Almanya'da Türkiye kökenli Bulgaristan vatandaşı Vedat Mehmet isimli bir tır şoförü dikkati sayesinde intiharı önledi. Olay Vedat Mehmet'in kullandığı tırın kamerasıyla da kayıt altına alınırken Mehmet olay anını Camia TV anlattı. Camia TV Düsseldorf muhabiri Zekeriya Berber'in haberi. <laughs> Almanya'da Vedat Mehmet isimli Türkiye kökenli Bulgaristan vatandaşı tır şoförü dikkati sayesinde bir intiharı önledi. Olay Vedat Mehmet'in kullandığı tırın kamerasıyla da kayıt altına alındı. Normal bir yolda giderken 60 lan birdenbire bir adam çıktı atladı önüme. Yani zor arabayı durguttum. Aracın kamerasına yansıyan görüntülere göre Vedat Mehmet Almanya'nın kuzeyren Vesfalya eyaleti Fizin çevre yolunda seyir halinde giderken önüne bir kişi atlıyor. Abi. Aynı zamanda tüm acil frenleri devreye sokan Mehmet yola yatıp intihar etmek isteyen kişiye 30 santimetre tırı durdurmayı başarıyor. Berket versin bir sakatlık falan olmadı. Geldi polis. Krankenwagen yani bu olaydan atlattık gibi. Vedat Mehmet karşıdan gelenlerin araçlarını durdurup kendisini tebrik ettiğini ve polise tır şoförü intihar girişimimizi önledi diye ifade verdiklerini söyledi. Psikoloji olarak pek iyi değilim. İnşallah psikoterapi falan Belki de düzeliriz, şey yaparız. Polisin intihar girişiminde bulunan şahısla ilgili işlem yaptığı öğrenildi. İsten elka ol, isten ol, tırla da dikkatli olmanız lazım. Evet bu haberle bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Bu haberlere ve daha fazlasına camiahaber.com haber sitemizden de ulaşabilirsiniz. Yarın yine inşallah aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.